Can kardeşlerim, canım kardeşlerim, şu güzelliğe bak. Böyle güzel İznik Gölü'nün kenarında şahane bir çınar altı, ağacının altında sizlere hayat fışkırtan, hayat veren bir sirke yapacağız. Niye hayat fışkırtan diyorum, bunu yapın. Kolesterol olmayacak, şeker olmayacak, ağrılar sızra olmayacak. Bunu ne yapacaksınız biliyor musunuz kardeşler? Bu sirkeyi yaptıktan sonra ağrıyan yerlerinize sürebilirsiniz, cildinize sürebilirsiniz. Her türlü içebilirsiniz. Hepsini anlatacağım. Başladık. Yaklaşık bir kilo kadar kiraz aldık. Böyle sıkarak atmanız lazım. Bir kilo kadar kirazı sirkemizi yapmak için sıkarak atıyoruz. Kiraz mükemmel bir nimet. Kıymetini bilin can kardeşlerim. Ne olursunuz yapın. Şaşıracaksınız. Bu kadar güzel bir nimet olamaz. Tadı çok güzel olacak. Sizler de çok yararlanacaksınız. Kolesterolünüzde, şekerinizde düşmenin olduğunu göreceksiniz. Ağrılarınızın, sızların rahatladığını göreceksiniz. Ağrılarda, sızlarda nasıl kullanılacak? Diğer kolesterol, şeker için nasıl kullanılacak? Hepsini anlatacağız. Dikkat ederseniz saplarıyla beraber atıyoruz. Neden saplarıyla beraber atıyoruz? Çünkü saplarıyla beraber attığınızda kilo verdirici özelliği daha fazla olacak. Mükemmel kilo verebileceksiniz. Hepsini güzelce doldurduk. Bilmem duyuluyor mu? Çok güzel bülbül sesleri de geliyor. Evet. Şimdi can kardeşler, bunu dekor olarak kullanacağım. Ne lazım? Her zaman olduğu gibi kaya tuzumuz lazım. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar kaya tuzu koyuyoruz. Ne lazım? Bir bardak kadar da sirke lazım. Bir bardak da sirkemizi koyduk. Üstüne ne koyuyoruz? İyi su olmasına gayret ediyoruz. Klor falan olmasın diyoruz. Yaklaşık 4-4,5 litre kadar da suyumuzu koyuyoruz. Şimdi can kardeşler, canım kardeşler, dikkat edeceğiniz özelliği söylüyorum. Üstüne muhakkak bez kapatacağız. Sakın kapağını kapatmayacağız. Fermantasyon olsun diye. Fermantasyon, yani sirkeler oluşsun diye. Bu sirkeleri sevgili kardeşlerim oluşabilmesi muhakkak arada girip tahta kaşıkla karıştırmanız lazım. Arada sıkmanız lazım. Ne kadar beklemeniz lazım? Yaklaşık 20 gün kadar beklemeniz lazım. 20 gün arada tadına bakın tabii. 20 gün sonra sirkeniz hazırdır. Ama biraz ekşidiğini göreceksiniz. Çok soğuk değil, çok sıcak değil. Gölge bir yerde bekletirseniz daha iyi oluyor. Ola ki bunun üstünde bir şeyden dolayı böyle yeşil küf görürseniz onu alıp atıyorsunuz. Peki sirkemiz oldu. Ne yapacağız? Benim midemi rahatsız ediyor derseniz ayran yapıp içebilirsiniz. Sabah akşam içebilirsiniz. Ne yapıyor? Bir kere bağırsaklar mükemmel çalışıyor. Probiyotik özelliği var. Kilo verdirici özelliği var. Kolesterolü, şekeri düşürücü özelliği var. Bu sirkenin ağrı kesici özelliği var. Bu sirkenin kanı sulandırıcı özelliği var. Bu sirkeyi bir tek bir tek ben kan sulandırıcı kullanıyorum, kan sulandırıcı iğne kullanıyorum diyenler doktorlarına sormadan kullanmasınlar. Vücudumuzdaki hücrelerde yenileyici özellik var. Bir güzellik daha söyleyeyim. İçinde A vitamini, A, E, C vitaminleri var. E vitamini var. A vitamini ne yapacaksınız? Bu sirkeden akşamları birebir oranda sulandırırız. Yani ne demek? Bir tatlı kaşığına bir tatlı kaşığı su koyup atıp böyle cildinizi silebilirsiniz hanımlar. Mükemmel cildinizde bir ferahlık hissedeceksiniz. Çünkü içindeki A vitaminiyle cildinizdeki gözeneklerinize ve cildin yenilenmesine faydası olur. Cilt için çok önemlidir. Bilhassa yüzünüzdeki cildinizde A vitamini çok önemlidir. Banyodan çıkarken bu kiraz sirkesini 3 litre suyun içine, şöyle 3 litre bir suyun içine bir fincan kadar bundan koyacaksınız. Saçlarınızı durulama suyunu onunla yaptığınız zaman saçlarınızın berrak, çok güzel olduğunu, çok güzel taranabildiğini göreceksiniz. Saçlarınızda kepeklenme varsa ona fayda ettiğini göreceksiniz. Can kardeşlerim, hakikaten çok güzel bir nimet. Lütfen yapınız, güzelliğini görünüz. Ağrıyan yerlerinizde sıcak yaptıktan sonra bu sirkeyi de biraz ısıtıp eklemlerinize de sürebilirsiniz. Belinize sürebilirsiniz, dizinize sürebilirsiniz. Bu sirkeden bir tatlı kaşığı kadar alıp dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Dişlerinizin mükemmel rahatladığını görsün. Ağzında yaralar varsa, ağzınızda dişlerde sıkıntılar varsa bununla
böyle gargara yaptığında mükemmel görürsünüz. Daha ne olsun? Allah'ın bu güzel nimetinden lütfen yararlanın diyoruz. Bu güzel sirkeden muhakkak yapın diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.